Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde göreve başladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularında ihtisas yaptı. 1954 yılında Barajlar Dairesi Başkanı, 1955 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 yılları arasında serbest müşavir mühendisi olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde su mühendisliği konusunda dersler verdi. Siyasi yaşamına 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu AP %53 oy alarak tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta milletvekili olarak parlamentoya girdi ve Türkiye'nin 12. başbakanı olarak hükümeti kurdu. Bu hükümet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Böylece 31. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurdu. Daha sonra parti içi bir kriz dolayısıyla 32. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurmak durumunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtırası üzerine başbakanlık görevini bıraktı. 1971 ile 1980 arasında 1975, 1977 ve 1979'da 3 defa daha hükümet kurdu. 12 Eylül 1980 müdahalesi üzerine görevi bıraktı ve 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması ile yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül 1987 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında DYP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelerek kurduğu 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde başbakan olarak görev aldı. 30 yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel başkanı, sonra başbakan olmuş, 12 seneye yaklaşan başbakanlık görevinde Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet İnönü'den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişidir. 6 dönem Isparta milletvekilliği yapmış, 7 sene yasaklı kalmış, 6 defa hükümetten gitmiş, 7 defa hükümet kurmuştur. 16 Mayıs 1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Demirel bu görevi 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürmüştür. 13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatırılan Demirel, 17 Haziran 2015 günü saat 02:05'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle aynı hastanede hayatını kaybetti. 19 Haziran 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki devlet cenaze töreniyle Kocatepe Camii'ndeki dini törenden sonra Demirel'in naaşı memleketi Isparta'ya götürüldü.
Naaşı ertesi gün memleketi Isparta, İslamköy'deki anıt mezar olarak tahsis edilen yerde toprağa verildi. Demirel, hayata gözlerini yumduğunda 90 yaşındaydı.